Fahri abladan da puanını alıyoruz. Bakalım 10 bin liraya çok az bir süre kala Fahri abla kaç puan verecek? Evet, Fahri abladan puanını alıyoruz. Buyur Fahri abla, kaç puan veriyorsun? Söylediğin için verdin. Onun için ben daha yorum yapmıyorum. Söylediğim için hatta bugün masada da dedim. Elif, yok sen kendimle demiş miydin ki vereceğim evet, diye zaten. Evet söylemiştim ama Elif dedim o düğmeleri yaparsa, boyalar dedim, boyaların hepsini çıkartırsa ona 3 veya 4 vereceğim dedim ve açık net söylüyorum. Bir şey soracağım, şuna bir şey yazsana Fahri abla. Kalem mi bozuk acaba? Hani bu kalemde bir bozukluk mu var? Ben anlamadım. Haftanın başından beri aynı şeyi yazıyor, aynı şeyi yazıyor. Yok yok. Kalem bozuk değil yani. Hayır. Bir kere farklı bir şey evet, yazdı. Bak, bak diğer sayıları da Kadir yazıyor. Kadir Bey bir kere 3 yazdı o kalem. O da nasıl yazdı bilmiyorum ya. Allah'ın hikmeti. Evet. Kalem 4 de yazabiliyormuş, 3 de yazabiliyormuş. Kırılınca evet. Çok işte şaşırdım. Ben de bir şey söyleyince bak, ama söylüyorum yani bunu söylüyorum. Kabul et Elif. Diyorum ki boyalar çıksaydı gerçekten verecektim. Yok abla vermez. 3 saatte temizlediği ben... mutfağı vermedin, oradaki boyayı mı verecektin? 3 saatte ne yaptı Kadir ya. Bey o mutfakta Allah aşkına? Benim gibi yağ yoktu ya, ben defalarca o fayan... Bak yağ yoktu şimdi söylüyorsun, biraz önce yağ kalmıştı diyorsun. Evet. Ben anlamadım bunu ya. Kalmış ne gerçekten, bak ocağın üst... Sen niye konuşuyorsun anlamış değilim başından yani. Başından beri cümlelerinle, sen o zaman... kendi cümlelerinle sen çelişiyorsun ya ablacığım, o yüzden konuşuyorum ben. Ben sen... daha konuşmadım, ben birazdan konuşacağım. Konuş, Allah şimdi Allah. Şimdi değil, birazdan bana söz gelince. Ocağın üstündeki... Rafında kalmış dedim sadece fark ettiysen. Başka, bir oradaki yağ, bir buradaki yağ. Bana de... iki şey boya iki verdirtiyor yani. Evet, ya tebrik ediyorum. Banyoyu yani. Da mı görmedin fayanstaki boyayı? Ya sen alt dolabına girmedin. Sen zaten o şeyi masayı sen temizlemedin. Buzdolabına girmedin. Sen zaten bu yorumu yapamazsın yani. Bunu eleştiremezsin. Niye yapamayayım ki yani? Ben hepsini yap. Bak senin temizle benimkini kıyaslarsak kusura bakma benim, 18 yıllık tecrübe sen eğer yerine, benim dedi. Evimdeki gibi olsaydın sen şu anda hala temizlik yapıyor olurdun. Kusura bakma. Sen bıraktın ama 4 saatte bitiriyorlar. Peki Fahri abadan 4 saatte bitiriyorlar. Sen yapamadın. Bunun evet. Şeyini çıkartma. Ben 10 dakika kala girdim. Tamam eksiğim kalmış olabilir hani ama... Hani sen 18 yıllık senin... tecrübe 10 dakika kala banyoya giriyorsa zaten bak ben yarım saat ayırmışım. Yarım saat. Tamam. 3 saat kaldın mutfakta. Yine bir şey yapamadım. 3 saat orada, yarım saat orada. Peki, daha da Merve'den yorum yok yani. Devam ediyoruz. Merve söz sırası bana gelsin. Söyleyeceklerim var dedi. Merve buyur. Şimdi son cümlenin üzerine benim söylemek istediğim bir şey var. Fahri abla o 10 dakikayı bulamasaydı Elif'ciğim banyoya zaten girecekti. O da geldi ben o gün o yorumu yapmadım. Zaten. Eğer o 10 dakikayı bulamayıp banyoya son yine 10 dakika kala girseydi mutfakta daha çok eksik kalacaktı. O da net. Şöyle bir durum var. Benim senden beklediğim çok ufak tefek yerler vardı. İki etiketleri bekledim. Onları çıkmıyordu. Yapış yapış yağ olarak kullanacak tamam, diye bıraktım. Denemişsindir, çıkmamıştır. Ona zaten bir şey diyorum. Etiket kolay çıkan bir şey değil. Benim senden istediğim mutfakta ikinci yer, ocağın karşısındaki ve yanındaki fayans kısmı. Oralarda çok sarı yağ lekeleri vardı. Ya orayı hani... hatta ben kireç sökücü döktüm. Çünkü şeydi, biraz da paslar da vardı çıksın diye. Onları da beklettim. Tekrar hani telledim. Ama olanı buydu yani. Ya şöyle acımasızlık yapamam. Yağ yok diye sen hiç iş yapmamışsın diyemem. Yapmışsın elinden geleni ister 3 saat ayırırsın. Peki Merve acımasızlık yapan var mı? Var tabii kim ki. Kim mesela? Fahri abla çatır çatır yağdırıyor bize yani bir haftadır. Neyse benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ben Elif'e benim dönmek de istiyorum. Yok. Ben sana puanımı verirken kendim de düşünerek vereceğim. Yine adil bir puanlama yapmaya çalışıyorum. O şekilde bir planlama, o şekilde bir düşünceyle puan vereceğim şu an. Ama kesinlikle adil olacağından emin olabilirsin. Peki, bakalım Merve'nin adil puanı kaç olacak? Merve puanını veriyor. On bin liraya çok az bir süre kala... Bakalım Merve Elif'e kaç puan veriyor? Buyur Merve. Benim verebileceğim en fazla puan bu Elif. Teşekkür ederim. Onun şu dışında... an alabileceğim en yüksek puan zaten bu. Sen de aynı şeyi söylemiştin. Ne oldu Fahri abla? Hayırdır? Kendi sallamada bir puan aldım ya ondan herhalde. Adil olacak dedi ya. Adillik de sen tartışma bak gerçekten. Evet. O bizim iletişimimizle alakalı. Seni alakadar eden bir durum yok. Bence belli zaten, şu an. Evet. Seni hiç ilgilendirmiyor abla. Herkes puanını verdi. Elif şu anda toplamda 9 puan aldın arkadaşlarından. Birazdan ben de puanımı vereceğim. Evet arkadaşlar puanlarınızı söyleyeyim. Merve 10 puandasın. Fatoş 12 puandasın. Fahriye 9 puandasın. Zeynep 8 puandasın. Elif 9 puandasın. Aynı mı aldı 18 yılda 7 yıl?
Evet, aynı puan aldınız arkadaşlarımızdan. Bunu her seferinde hatırlatacağım en sonuna kadar. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim ve daha sonrasında haftanın birincisi 10 bin liranın sahibini açıklayacağım. Ama ondan önce kısaca Elif'e yorumumu yapmak istiyorum. Elif, evet bugün arkadaşlarımın çoğunlukla sana evin boş dediler çünkü evdeki eşyaları çıkardı. Evet. Ama mutfak eşyasız olsa da kirli bir mutfaktı sonuçta. Evet. Sen kendince salonda, boş salonda vakit geçirmektense mutfağa daha çok yönelmek aynen istedin. Öyle. Ve yöneldiğinde eline koluna sağlık. Dolaplar çok güzel olmuş, çekmeceleri açtım, içlerinde hiçbir şey yok, tertemizdi. Haftanın başından beri dolu evlerde çıktı. Yaptıkları yorumları da gördüm. Boş eve de yaptıkları yorumu gördüm. Temizliğini de gördüm. Eline koluna sağlık diyorum. Ayrıca bu evde bensiz bir temizlik evet yaptın. O da tabii ki benim gözümün önünde her zaman. Eline koluna sağlık. Şimdi Elif'e puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde haftanın birincisine 10 bin liranın sahibini açıklayacağım. Sakın kaçırmayın. Evet, herkes puanını verdi. Şimdi ben de Elif'e puanımı veriyorum. Evet, puanımı verdiğime göre sıra neye geldi? Haftanın birincisini 10 bin liranın sahibini açıklamaya geldi. Muhteşem bölümde bakalım bu haftanın birincisi kim oldu? Haydi buyurun. Evet, temizlik benim işimde. Beklenilen haftanın büyük finaliyle karşınızdayız. Ve 10 bin liranın sahibini şimdi açıklayacağım. Ama ondan önce haftanın sonuncusunu açıklıyorum bildiğiniz üzere. Bakalım haftanın sonuncusu yaptığı temizlikle kim oldu? Toplamda 14 puan alarak haftanın sonuncusu Zeynep oldu. Tahmin ettim. Yani. Zeynep, eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. Kendin de söyledin, gerçek Zeynep'i size gösteremedim evet dedim. Evet, o yüzden beklediğim bir şeydi. Evet. Şimdi sıra geldi. Haftanın üçüncüsünü açıklamaya ama bu hafta iki tane üçüncümüz var. Toplamda 15 puan alarak haftanın üçüncüsü olan yarışmacımız Fahriye abla. Fahriye abla, eline koluna sağlık. Arkadaşlarından 9 puan, benden 6 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. Evet, sıra geldi diğer üçüncüye. Temizlik benim şimdi üçüncü olan yarışmacılarımızdan ikincisi. Toplamda 15 puan alarak Merve oldu. Gerçekten mi? Merve, eline koluna sağlık. Arkadaşlarından 10 puan aldın, benden 5 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. Keşke ilk günün o stresini atabilseydin kendinden. Çok heyecan vardı bende. Heyecan stresle karışınca işin içinden çıkamadım herhalde. Eline koluna sağlık. Yine de kendi heyecanından olduğunu, yani heyecanlı olmasaydın daha iyi bir performans sergileceğini biliyorsun. Teşekkür ederim. Evet, hazır mıyız? Fatoş Elif, Fatoş Elif. Evet, şu anda 10 bin lira benim elimde ve birazdan birinin hayallerini gerçekleştirecek. Madalyayı da es geçmiyorum. Kolu komşu çatlatı. Şöyle göstereyim. Nazara gelsin. Evet, 10 bin liranın sahibi, temizlik benim işimde, bu haftanın en iyi temizliği ben yaparım diyen yarışmacısı Heyecan Doruk'ta geliyor. 3, 2, 1. Haftanın birincisi Fatoş. Çok teşekkür ederim. Ne hissediyorsun Fatoş? Şöyle vereyim sana. Çocuklarım için katılmıştım. Madalyanı da vereyim. O inanamayanlara gelsin bu. Ben çok güçlü bir kadınım.
Çok zorluklar yaşadım ama ayakta durmaya çalışıyorum. Çocuklarım için yine başardım. Çok mutluyum. Temizliğimi de ispatlamış oldum o inanmayanlara. Yine başardım. Hayatta bunca çocuklarımı çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız yavrularım. Fatoş, hayatta tüm zorlukların üstesinden geldim. Bunun da üstesinden geldim. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Hepinize evet. Çok teşekkür ederim. Biz de sana çok çok teşekkür ederiz. Böyle güçlü bir kadın olduğun için ve kadınlara örnek olduğun için. Teşekkür ederim. Evet. Elif, arkadaşlarından 9 puan aldın, benden 7 puan aldın. Toplamda 16 puana ulaştın. Fatoş, arkadaşlarından 12 puan aldın, benden 7 puan aldın. Toplamda 19 puana ulaşarak haftanın birincisi oldun. Teşekkür ederim. Evet, bu haftayı da çok güzel bir şekilde kapattık. Hepinizin eline koluna sağlık diyorum. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden renkli yarışmacılarımızla, muhteşem kirli evlerimizle, deli dolu temizliklerimizle ve belki de yeni yardımlarla çok güzel mutlu aileleri yaratmaya devam edeceğiz. Temizlik benim işimden ayrılmayın. Pazartesi görüşmek dileğiyle.